Evet, şimdi bizim bir örneğimiz var burada. Hata ile ilgili. Görüntü ayarlarında şöyle mi yapacağız? Geldim oraya. Tamam. Bu örneğimizde bakacak olursanız bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonu daha önce de yapmıştık zaten. Şöyle 400 vereceğim bir fonksiyon. Bunda bir center difference approximation kullanacağız. Ve yapmak istediğimiz x eşit 0,5'te bizim türevimizi bulmak. Ve diyor ki aynı hesaplamaları h1 ile başlayın, ilerleyin ve step size'ı küçülterek devam edin. Ona böleceğiz sürekli. Step size yani h1 iken mesela 0,1 işte 0,0,1 ve round of error'ların dominant olduğu step size'ı belirleyeceğiz aslında. Demin bahsettiğimiz konuyu belirleyeceğiz. Doğru değerimiz de şuymuş 0,5 için türev değeri. Onu da karşılaştırma için kullanacağız. Bir MATLAB kod geliştireceğiz aslında burada. Geliştirmeden önce ben hemen sonuçları size bir göstereyim bir sonraki slide'da. Sonra MATLAB üzerine de bakalım. Bakın kitabını zaten MATLAB fonksiyonu şu şekilde vermiş. Bunu kullanacağız. Burada bir şey için, center difference için bir fonksiyon oluşturuyor basitçe. İşte türevi var, kendisi var, x değeri var ve n var. N dediğimizde bizim kaç tane h böleceksek yani h'ı birden başlattık. İşte mesela 5 tane ya da 6 tane böleceğiz gibi. Burada zaten gösteriyor. 1 yapmış önce 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Hep ona bölmüş ya. İşte 10 tane falan bir bölme yapmış. Onu kullanmış burada. Bu fonksiyonla da finite difference sonuçlarını hesaplamış bakın. Şöyle sonuçta zaten doğru değerimize gidiyor. Hatırlarsınız doğru değeri 91, 25 gibi bir şey demiştik. Ona doğru gidiyor zaten. Hatamızı da doğru değerli. Şöyle 0,35'ten ne kadar küçüldüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi biz bunu kullandığımızda özellikle hataya bakarsak total error neydi total error hatırlarsanız işte bizim şeyimiz finite difference değerimiz. Onun da bir şeyi vardı şu round of error'ımız vardı bir de şu hatamız vardı. O ikisini de şöyle çizdirdiğimizde böyle bir şey çıkıyor sonuçta. Buna bir bakalım şimdi. Ve bakarsanız burada aslında şeyi söyleyelim. Hata azaldıkça şuradan da bakabiliriz. Şu hata azalıyor. Hata azaldıkça bizim yani step size'ı azaltıyoruz ve hata da azalıyor aslında total hata. Belli bir yerden sonra bakın eğim biraz daha şey olmuş. Ne derler buna? Azalmış. İşte bu eğimin azalması artık round of error'ın burada biraz daha domine etmeye başladığını gösteriyor yavaş yavaş. Yani round of error etkisini göstermeye başladı. Ve belli bir noktadan sonra round of error sayesinde o kadar çok arttı ki şu anda round of error artık çoğalıyor hatamız. Tekrardan. O yüzden mesela şu noktalar, şu nokta ya da şu nokta bizim için iyi. Kitabınızda öyle diyor zaten. İşte şu 0,001 tam şu eğimin başladığı şu nokta bizim için güzel bir nokta. Yani, ve minimum da 10 üzeri eksi altta başlıyor. Bundan sonra da round of error'lar domine ediyor. Bunu söylemiş olalım öncelikle. Şimdi bunu bir de şeyde MATLAB'da yapmaya çalışalım. Özellikle şu fonksiyonu alacağız. Bu fonksiyonda bakın neler var onu söyleyelim. İşte fonksiyonun finite difference'ı şurada hesaplıyor bakın. Fonksiyonu artı h eksi h'la kullanmış ve iki h'la çarpmış. Formülümüz bu zaten. Ve şeyi de hatamızı da true'yla d arasındaki hata olarak belirliyor gördüğünüz gibi. Format long kullanmış arkadaşlar. Long'la aslında round of şeyini artırıyoruz. Hatasını azaltıyoruz. Yani sayılarımızı artırıyoruz çok fazla. Azaltıyoruz ama ona rağmen bakın şu kadar fazla sayıyla gösterebiliyoruz. Ona rağmen şöyle bir hata artışı belli bir stepten sonra oluşuyor. Çünkü step size o kadar çok küçülüyor ki artık. Hani round of error'ın gösterebileceği şeyden daha küçüğe geliyor neredeyse. Şurada görebilirsiniz. Ben şunu bir MATLAB'a yazmaya çalışayım önce. Şuradan bir kopyalayayım. Bakalım hepsini alabilecek miyim? Bir fonksiyon oluşturalım. Bunu diyelim. Büyük ihtimalle oluşturulmayacağı yerler var. Özellikle şu matematiksel ifadeler buradan kopyalayınca oluşmuyor. Bunları tekrar yazacağım. Kırmızı ile gösteriyor zaten. Aslında aynı sembol. Niye göstermiyor bilmiyorum yani. Eksi. Yine ben eksiye Bugün onların azıcık orada farklı olduğu için. basıyorum. Büyük ihtimal onlar dediğin doğru. Karakter tanımları değil mi? Şurada kesme işareti. Bu transpoz işareti zaten. Şöyle yazalım. Bunda ne hata var? Ha, yine bunda da şu kesme işaretleri. Hani en azından siz de şeyi de görmüş olursunuz. Kitabınızdan böyle kopyaladığınızda
çıkan hatalar neler? Onu görebiliyorsunuz. Bakın şuradakini almış kesmiş harfini, buradakini alamamış mesela. O da çok ilginç. Tabii bu fonksiyon kendi başına çalışmaz arkadaşlar. Çünkü belli inputları girmemiz lazım. Bunu ayrı fonksiyon olarak kaydedeceğiz şimdi. Save as diyelim. Hocam pardon. Evet. Şeyde X label'da açık kesmede sıkışıyor. Nerede? Söyle bir daha. Şey X label step size on formda daha 15. satır. 15 satırda X label. Ha. Şu değil mi? Tamam. Evet. Teşekkürler. Bunu da düzeltelim. Şimdi. Tamam. Zaten çalışmazsa geri döneceğiz bunu. Şimdi yeni bir text açayım ben. Şuradan new script diyeyim. Command window'la çalışmak istemiyorum. Burada da parametrelerimi gireceğim. Önce zaten hep diyorduk ya clear all clc ve close yazın. Bunu bir yazalım. İşte input output sonra belirleriz isimlerini. Sadece ne istiyor bu ona bakalım öncelikle. Function değeri ve def function istiyor. Evet function'ımızı yazmamız lazım. Onu da acaba PowerPoint'ten alsam kabul eder mi? Function şöyle yazın demiş bakın. Bu kodları kullanarak çalıştırabilirsiniz demiş aslında. Bir deneyelim bunları kullanarak. Şurayı yazalım. FF at x'te ne yapacağız? Şu fonksiyonu. Şöyle. Arkadaşlar böyle tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda Symbolic Toolbox var. Onu indirerek ya da ekleyerek CMS x yazıp onunla da bunu şöyle tanımlayıp bunu yazmadan şöyle. Şöyle tanımlayabilirsiniz. İki alternatif var burada. Fonksiyonu yazdın CMS x. Bu sembolik olarak bunu tanımlar. Sonra altta mesela x eşit 1 yazdığınızda onun değer sonucunu verir size. İki farklı gösterimi var. Kitabınızda böyle tanımlayın demiş. Biz de böyle yapalım şimdi dedik. Evet. Bu arada ödevinizde de bir step size değişimli böyle bir şeyi soru var. Finite Difference değil de Taylor serisi için. Bu da nispeten bir örnek olmuş olur onun için size yapmanız için. Step size'ı azaltacaksınız yani. Orada ona değil de ikiye bölüyorsunuz sürekli. Burada ona böleceğiz. Df eksi şunu bir yazalım. Türevi böyle alabilirsiniz. Kendiniz alıp yazabilirsiniz. Ya da türevi şeyde matlaba da aldırabilirsiniz. Matlab alabiliyor. Nasıl aldığınız hani how to take derivative in MATLAB yazıp fonksiyonunu bulabilirsiniz. Google'a yazarsanız verir. O da kolaylaştırabilir işinizi. Almak istemezsiniz. Şu da bakın bizim fonksiyonumuz. Şimdi şu fonksiyonumuz işte defx diyor ya. FF değeri ffunk olacak. Şu df değeri df olacak. X ve n'yi de 0, 5 ve n'yi de 11 aldık. Yani 11 aralığa böldük bunu. Hani onu değiştirebiliriz gerekirse. Çağırarak bulacağız. Hatta şey de yazabilirsiniz yani mesela x değerini ben direkt 0,5 vereyim şuraya. N değerimi de 11 vereyim ki şunları sembolik tanımlayabileyim. X ve N. Buna biz parametrik tanımlama diyoruz. Bu sayede şu N'i değiştirdiğimde burada otomatik kendi değişiyor. Daha parametriksel bir çalışma oluyor. Defx'i de şöyle tanımlarsak. Şimdi her defasında yani şunu bir de kaydedelim öncelikle. Main şey değil. Main defects fonksiyonu çağırıyoruz ya. Main defects diyor şimdilik. Şu şeyi tekrar açayım. Defects fonksiyonu şurada sağda. Şurada. Şimdi burada ne yapıyor bakın. 2'den n'ye kadar hepsini hesaplayacak. Birinci iterasyonda direkt ilk başlangıçlarını hesaplayacağı için onu for'un dışına tutmuş. Ama for'un içine de 2'den sonra devam etmiş. Yine aynısını hesaplıyor aslında. Sadece hash'ı azalttığı için burada 2 ile devam etmiş 11'e kadar. Bunu burada yapacağı için başka bir şey eklememe gerek yok. Bunu çalışırsam olacak gibi. Run diyelim. Bir bakalım. Evet, güzel. Çalıştırdı. Bizi diyor. Büyük ihtimal plotting yapıyor şimdi. Çünkü plot da var şeyde, function'da. Açık göstereyim. Bakın burada neyi belirledi? F1'in şuna bir yazdırdı. Şu log-log'da bakın bir şey var. Plotumuz var. Log-log demek ki bir plot oluşuyor. Logaritmik plot. Şunu oluşturuyor. H dediğimiz bizim. Şu H değerleri yani step size'lar. Aşağısı. Şurası. E dediğimiz de bizim hatalar. Şuradaki hatalar. Hatayı da nasıl hesaplamış bakın. True hatayla bizim burada belirlediğimiz Tyler'la belirlediğimiz pardon. True değerli Tyler'la belirlediğimiz değer arasındaki fark olarak hesaplamış. Ve bunu bu şekilde nasıl elde ettiğimizi gösteriyor bakın. Yine aynı sonucu elde ettik aslında. Şuradan sonra işte domine etmeye başlamış. Görünüyor. İki tane başka burada göstermemiz gereken bir şey var mı?
Yani X label ve Y label'a bunları da söyleyeyim size. Step size ismini yazdırdı şuraya. Şuna da error yazdırdı şuraya bakın. Şu grafik ismini de title'la yazdırdı. Format long'dan sonra format short'a dönüştürmüş Hanson ama buna aslında gerek de yok. Yani. Şunları da bakın şu fprint f ile yazdırmış buraya. Nerede? Şurada. Display de yazdırabilirsiniz. Fprint f de yazabilir, display yazabilir. Fprint f'te bakın kaç tane anlam sayı kullanacaksınız onu yazıyor buraya. Şimdi 10 birincisinde 14 tane noktadan önce 10 tane de noktadan sonra kullan diyor. F dediği de sayı olarak numarayı söylüyor yani. Şunlar işte. Basitçe. Şeyde de nerede? Şurada 16 14. 16 13. Bakın şunlar biraz şunda 14 tane noktadan sonra var. Şunda da 13 tane var. Demek. Daha net gösterebilmek için yapmıştım. Bu şekilde yazdırabilirsiniz. Diskte başka bir şey var. Tanımlaması var. Ödevde diskte istiyorum. Biraz da araştırarak bulacaksınız onu. Zaten orada öğrenirsiniz. Tamam. Evet. Nispeten hani basit şeyi bu arkadaşlar. Siz de denersiniz. Burada bitirelim dersi. Sorunuz olursa zaten bana sorarsınız. Teşekkürler. Görüşmek üzere.